Neden el sıkışırız? Şöyle kısa bir araştırma yapınca görüyoruz ki birçok kaynak karşımızdaki insana güven vermek için ve hatta elimizin silahsız olduğunu göstermek amaçlı el sıkışıyoruz. Ta eski çağlardan gelme bir davranış. Yunanca'da dexiosis kelimesi karşındaki insana sağ elini uzatmak demek. Ve biz bunu eski dönemlere ait heykellerde bol bol görebiliyoruz. Ancak gel gelelim, evrimsel incelemeler gösteriyor ki insanların bu arketipsel davranışları eski çağlardaki insanların karşılıklı birbirlerine olan güvenlerini göstermesinden çok çok daha geriye gidiyor. Nereye kadar biliyor musunuz? Şempanzelere kadar. Az önceki cümlemden sonra Engin arkada sırıtmaya başladı. Tahmin ediyorum sizler de hadi Murat hocam yani abarttınız birazcık dediğinizi duyar gibiyim. İyi de bilim insanı sizce kanıtsız konuşur mu? Alın size ispatı. Bakalım. Elimde tuttuğum Serol Teber'in Davranışlarımızın Kökeni adlı kitabının 142. sayfasında ne yazıyor? Dişi şempanzeler doğumlarını konaklama yerlerinin yakınında yapabilmek için gebeliklerinin son günlerine doğru ortadan kaybolurlar. Ana şempanze doğumdan sonra yavrusunun göbek kordonunu ve bebeğin üstünde kalan zarları dişleriyle yırtıp parçalayarak atar. Bir ya da birkaç gün sonra da yavrusuyla birlikte grubun içine, konaklama yerine döner. Ana şempanze, bebeğiyle birlikte grubun içine geri döndüğünde, koloniyi oluşturan bütün üyelere çocuğunu teker teker gösterdiği ve de yeni bebeği gören her yaşlı maymunun elleriyle ana şempanzenin ellerini tutarak adeta onu kutladıkları söylenmektedir. Her doğum olayından sonra bu tür bir törenin tekrarlandığı belirtilir. El sıkışma, şempanzelerde selamlaşmak, kutlamak ya da bir şey istemek anlamında kullanılır. Örneğin ana konaklama yerinde herhangi bir şey yemekte olan bir şempanzenin yanına diğer bir arkadaşı geldiğinde ve de canı onun yediği besin maddesinden istediğinde elini şekilde de görüldüğü gibi lütfen anlamında uzatabilir. Görüntümüz de burada. Daha detaylı bilgi almak isteyen olursa da kitabı temin edebilirler. Gördüğünüz gibi el sıkışmak, kutlamanın yanı sıra selamlaşmak ve karşı taraftan bir şey istemek anlamında da kullanılabiliyor. Ve fark ettiyseniz ne kadar nezih ve medeni bir davranış. Yeni doğum yapmış bir şempanzeyi, koloniye olan katkısından dolayı tebrik eden şempanzelerden bile öğrenmemiz gereken çok şey var. Çünkü biz insanlar bazen bunu bile beceremiyoruz. Bakın bu el sıkışma olayı müthiş bir birlik ve beraberlik göstergesi. Ama uzatılmış bir elin sıkılmaması hakaret olarak algılanıyor. Biz insanlar bu el sıkışma olayına gereğinden fazla anlamlar yüklemişiz. İnsanların arasında farklı farklı türleri bulunmakta. Ve hatta el sıkışayım derken bazen de işin çıkarıyoruz. Bana kalırsa eğer bilim insanları insanların el sıkışmalarını inceleyeceklerse olaya Donald Trump'tan başlamaları gerekiyor. Çünkü Donald Trump'ın el sıkışmasında yaşanabilecek küçük bir hata bile 3. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olabilir. Şaka bir yana, davranışlarımızın kökeni
sadece el sıkışmaya bağlı olarak şempanzelerle ilişkilendirilmiyor. İlerleyen videolarda bunun örneklerini vereceğim. Ama şimdilik kıssadan ise şunu aklımızda tutsak yeterli. Karşı tarafa güven vermek için masum olduğunu ispatlamak zorunda olan insanlar mı? Yoksa aralarındaki dayanışmayı ve birlikteliği pekiştiren şempanzeler mi daha medeni?